Ünsüz Düşmesi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ezgi. Ezgi, merhaba Ezgi, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Biraz kendini tanıt bize önce. Tanıtayım, adım Ezgi. 26 yaşındayım. Tuzla'da yaşıyorum. Avukatım. Bu şekilde. Ne avukatısın? Şu an sigorta hukuku kuralımında. Bilmiyoruz ama sonra... Şey mi? Haciz maciz muhabbetleri. Yok, onu stajyerken yapıyordum. Ne oluyor sigorta şeyi? Ya ne oluyor? Sigorta şirketlerine araba kazası oluyor mesela. Sigorta şirketlerine değer kaybı. Talebinde bulunuyorsun. Anladım. Sigorta ile ilgili her şeye bakıyorum. Aynen. Hiç ilgilenmediğim için herhangi bilgimiz yok bu konuyla ilgili. İlk evet. Bölümde biraz daha tanıyalım diye sana birkaç sorum soracağız. Karşı cinste en nefret ettiğin şey? En nefret ettiğim şey... Cimrilik. Yaşadı mı daha önce? Yaşamadım. Nişanlın cimri mi? Hayır. Olsaydı diyorsun. Değil. Çok şükür ki. Peki, hangi huyunu değiştirmek istersin? İki tane var. Söyleyebiliyor muyum? Evet. Bakalım güzel mi? Aşırı kafaya takıyorum. O huyumu değiştirmek. Hmm. Daha rahat, relax olmak isterdim. Bir de kıskancım. O önemli. Oradan yani cimriliğe bağlasa mesela konuyu sıkıntı olabilir. Birisi cimri, birisi kıskanç olsa müthiş bir ilişki. İkiliye bak. WhatsApp'ta gelen son mesaj. Buna bakmam lazım. Evet, bakman lazım. Bilmiyorum. Bir bakayım. Zaten ezbere biliyorsa sıkıntı olur. Nice. Kim? Para harcadığın en saçma şey? Balık spatulası. Ne? Balık spatulası. O ne? Balık spatulası ne? Çeyizim için aldım balık spatulası. Bayağı geniş böyle. Ne yarıyor? Balığı alttan daldığında işte balık, yani kızarmış balığa. Balık, karnıyarık tarzı şeyleri böyle rahat alabilmek için aldım. Karnıyarık ne? Yani. İhtiyaç mı elde? Değil. İşte saçma bir şey yani hani. Aldım mı aldım. Kaç para verdin?
Vallahi 80 falan. Vallahi söyle 70 ve kalkar gelirse niye zaten? Ne konuşuyorsun? Tabağa gitti 70 dedi bir tane balık zaten. 80 lira ya. Çok mu? Ama hakikaten saçmaymış bak. Gerçekten sorunun hakkını verdi. Gerçekten çok saçma ya. Evet. 80 lira. Utandım şu an. Peki sarhoşken yaptığın en saçma şey? Sarhoşken yaptığım en saçma şey kafada yumurta kırmaktı. Onu da nerede yaptık? Tekirdağ'da. Onur diye kuzenler var işte. Onlarla. Ne yapıyoruz hep beraber? Kafada yumurta mı kırdın? Aynen bayağı benim ilk işimdi o zaman. Tabii onlar da var güveniyorum. Tanıdığım insanlar. Ondan sonra gecenin sonunda yumurta kırıldı. Havuza atlandı. Bir sürü şey oldu yani saçma sapan. Kuzenler yaptı mı balık şeyi? Tabii tabii herkes kendi kafasında yumurta kırdı. Bir saçma aile yani. Alkol yasal herkese bayılırım. Çocuğunun hangi mesleği yapmasını isterdin? İleride olursa. Doktor olmasını isterdim. Hukuk istemezdim. Avukat olmasa da olur. Kendin yaşadın diyorsun. Kendim yaşadım. Doktorluk isterdim. Ne doktor ama? Böyle düz doktor çok var. Beyin cerrahı falan. Beyin cerrahı. Diş doktoru olabilir. Ama nereye? Yani. Skalaya bak. Hani baktı beyni tamir edemiyorsa diş... Tüpçü de olabilir falan. En rezil olduğun an. Şimdi anlatayım onu. Bir gün arkadaşımla karşıya geçeceğiz Taksim'e. Ondan sonra Eminönü Karaköy vapuruna bineceğiz. Tamam mı? Kadıköy'den biniyoruz. Neyse uzun sürdü yolculuk. Dışarıda oturuyoruz falan. Bu Galata Kulesi'ni gördük. Şey dedim işte. Buradan dedim Taksim'e dedim yürümüştüm dedim ben bir kere babamla. O da aynen kanka biz de işte arkadaşla yürümüştük falan dedi. Neyse. Orada işte dilenciler falan geldi işte bize şey yapıyorlar evet. Ediyorlar. Onlara bir takıldık. Ondan sonra gittik kraker aldık ettik. Neyse bir saat sürdü bu vapur. Hani diyoruz ki niye bu kadar uzun sürüyor falan. Neyse biz bir şekilde indik. İndik etrafımıza bakıyoruz. Allah Allah. Neyse babam da bana yolu tarif ediyor. Diyor ki oradan diyor işte bir yer var oradan yürüyeceksiniz. Babamı arıyorum. Baba bahsettiğin yer yok. Taksici amcaya sordum. Dedim amca dedim buradan dedim Taksim ne kadar yazar? Kızım dedi buradan çok yazar dedi Taksim. 80, 90, 100 yazar yani en az dedi. Ondan sonra dedim nasıl yani falan. Neyse babama telefonu kapattım baba neyse dedim. Bir ileri gittik bir geri gittik. Kafamı bir kaldırdım. Ya. Üsküdar mı? Hayır. Üsküdar olsa yine en azından bir yere gitmiş olurum. Kafamı bir kaldırdım metro. Sağıma bir baktım İş Bankası büyük. Meğer biz Kadıköy'den bin, Kadıköy'de in. Nasıl inmeyi unuttunuz ya? Çok sonradan hani fark ediyoruz. Yani inmeyi unuttuk, ya? Bayağı unuttuk. İyiden de duruyor orada, bekliyor. İnsanlar geliyor. Galata Kulesi'ni görüyorsun değil evet. Mi? Hani az kaldığının farkındasın. O oyun daha bayağı var, bir 3 dakika daha sürer. Yok biz sohbete dal, hani bir şekilde. Yani gerçekten çok rezil olmuştum, hiç de unutmayacağım bir gündür ya. Gitti mi bir daha peki? Döndünüz mü bir daha? Bir daha gittik, bir daha gittik. Helal olsun be, azimli işte, insan azimli ya gerçekten. Seni en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Hiç sevmiyorum ama. İrem Derici. Benziyor. İrem Derici mi seviyorsun? Benziyor ya? Muyum gerçekten? Benziyorsun ama. Ben sormasam... İrem Derici haftada bir suratını değiştirdiği için... Yani o bir haftalık benziyorsun. Bir haftalık benziyorsun. Bu hafta İrem Derici'ye benziyor, hadi bakalım. Sesi güzel ama. En azından buradan kurtulalım. Peki dünyaya yeniden gelsem mutlaka yaparım dediğim bir şey. Şu yaşıma kadar mı? Bilmem yani. Şu yaşıma kadar yurt dışına kesin çıkardım bir daha olsaydı. Hmm. Şu ana kadar çıkmamış olmama üzülüyorum. Onun haricinde yok. Bir de yoksa çıksan yeter herhalde. Ne? Çıksan yeter herhalde. Yani oraya da oraya çıksan. Yani gezip dolaşırsın. Var mı öyle bir hayalin ülke? Gitmek istediğin ülke var mı peki? İtalya. Herkes oraya istiyor. Koronanın başkenti var. Evet tamam. Bir de herkes düşünsün. Gerçi biz de oraya gitmek istiyoruz. Hayatı yememek için yalan söylediğin bir şey var mı? Bir konu. Uyuyacağım diyorum ya genelde. Kime? Ya trip yememek için mesela uyuyacağım. Ya, yalandan diyorsun ki ben uyuyacağım şimdi şey yapmayayım. Genel ama klasik olarak. Ya da şey rahatmışım gibi davran. Nasıl yani? Aslında sinindesin. Aynen. Sallanmamış gibi. Sallanma. Rahatım. Sıkıntı yok diyorsun evet. Kendince. Duyanlar için kötü oldu şu an. Herkes öğrendi şu an konuyu. Ölmeden önce yapmak istediğin şey. Hakan Altun'la düet yapmak.
Bir şarkı. Çok severim ama. Ben de çok severim. Çok severim. Senin gidemediğin konser var değil mi? Git. Seda Sayan değil mi? Seda Sayan'a denmişlerdi. Çok kötü. Yılbaşında kız arkadaşımla şu anki nişanlım, yani sözlümle. Nişanlım, sözlüm. Evli, eşim. Sevgilim. Her şeyim. Bir tane. Tamam lan. Çok güzel bir plan yaptık. Yani her şeyi hazır böyle ayarladım falan. Buradan da hatta işte o zamanın meşhur ya, Vitolar'la falan alıp giden mekana falan diye. Karşıda bir yer ayarlamıştık Ataköy'de. Bir hafta kala telefon çaldı. Böyle ama ben her şeyi ayarladım, bitti. Ya dedi, Hakan Altun hastalandı. Yerine dedi seçeneğimiz var dedi. Tamam dedim, Seda Sayan dedi. Ama ben de Hatun'da çok sever Hakan Altun'u. Ben de aşırı felaket seviyorum. Severiz. Bir kere gitmiştik yani şeyde, Jolly Joker'de gitmiştik işte. Şimdi ben ne diyeyim? Zaten sürpriz yapacağım. Dedim böyle böyle bir şey yapmıştım ama dedim iptal etmek zorunda kaldım. Ne oldu dedim, Hakan Altun geliyor. Tamam olsun dedim, kim gelecek? Seda Sayan dedi. Gitmeyelim o zaman. İptal etmiştim. Aa, alternatif çok alakalı. Çok saçma. Evet, Hakan Altun'dan sonra biraz ayıp olmuş. Sen düet yapsam yeter diyorsun. Evet yani, bir şarkı söylesin. Beraber. Jolly Joker'de falan deneseydiniz. Valla önde de oturuyordum. Adamın gözünün içine de baktım da. Denk gelme diyorsun. Ondan olmuş. Peki. Birinci bölüm gayet iyiydi. Aynen. Bence ikinci bölüme geçebiliriz. Evet. İkinci bölüm. Sence hangisi bölümüyle? Evet, devam ediyoruz. Evet. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Bu bölüm sence hangisi? Sana bazı sorular soracağız. Hızlı cevap vererek bu bölümü kapatacağız. Evet, ilk soru geliyor. Türkiye'de yaşamak mı, yurt dışında yaşamak mı? Türkiye'de. Niye ya? Çok enteresan olmuş. Ya seviyorum ülkeyi ya. Çıkmadan hiç alabilir mi yurt dışına? Kesin. O da etkili evde. Kesin kesin. Alabilir. Yani, akıllı insan yapacağı iş değil. Tamam, çok net keskin cevaplar olmasın. Hapşırdığında rimeninin bozulması mı, yeni sürdüğün ojenin bozulması mı? Hapşırdığımda rimeninin bozulması, hiç sevmem. Bir kere otobüste denk geldi. Evet, sabah sürmüşüm. Ya bir saatte kurumaz mısın ya? Yetkililere sesleniyorum burada. Dertler çok büyük gerçekten. Niye, bu kadar zor mu ya? Zor, hapşırıyorsun. Bilmiyorum. Altı bayağı bulaştı. Bir de peçeten de yoksa yandın. Artık panda gibi dolaş. Hapşırıyor, nasıl bozuluyor ya buradaki şey? Hapşır yapıyorsun yani şey. Gözün. Hapşır. Yani yapışıyor diyorsun aşağıya. Evet. Tecrübesizlik. Kapat aç muhabbeti. Tecrübesizlik. Peki, huzur evine yardım etmek mi, kimsesiz çocuklara yardım etmek mi? Ya ikisine de yardım etmek. Ama hangisi şimdi ya? Biz de yaparız da hangisi? Kimsesiz çocuklara yardım etmek. Gerçekten, öbürleri diyorsun ki yaşın başına almış. Ya zaten huzur evinde, huzur evindekilere... Yani zaten yaşıyorlar onlar. Niye abi? Onlar da ihtiyacı var. Bir şey ama var. Yok, yani huzur evinde zaten bazıları kendi isteğiyle gidiyor, bazıları da hani zaten orada... Etmem diyorsun yani, net. Şu ana geldi olay. Etmem değil de ikisi arasında tercihim. Evet, tercih olursa ben de çocukları seçerim. Ben de canım. Yani. Görünmez olmak mı, akıl okumak mı? Aa, bu güzel. Sorayım yani. Akıl okumak. Neden? Neden? Ya görünmez olsam hani bakmak istediğim bir şey yok ama bir insanın aklını okuyamıyorsun o bence. Ya kötü böyle düşünceler olursa moralini i̇şte bozar mı? İşte öğreneyim. Moralimi bozar da en azından öğreneyim. İlk kimin aklını okudun? Neyse. Tamam, neyse oldu aslında. Bu soru zordur. Nişanlım. İnşallah izler de. Anır yani bugüne kadar. İnşallah izler. Arkadaş düğünü mü, akraba düğünü mü? Arkadaş düğünü. Niye? Akrabaları sevmiyor musun? Ya arkadaşlarımla eğleniyorum, akrabayla eğlenemiyorum. Ama net cevap ya. Bence de. Bence de arkadaş değil yani. Çok şey değilsen, kalabalık bir aile değilsen. Yine arkadaş değil. 100 tane kuzeni olan tayfalar var ya. Yine onlar, arkadaş değil. Yine arkadaş. Onlar bazen kuzeni seçen olur ya. Böyle hani soyadları bilmem ne oğlu olan tayfa var ya, böyle 100 tane kuzeni. Onlar mesela akraba düğünlerini daha çok seviyorlar. Yine arkadaş seçerim. Biz de. Benim için de neden? Benim akraba kaç tane? Tanımıyorum bile çoğunu. Geleceği görmek mi, geçmişi değiştirmek mi? Ben geçmişi değiştirmek isterim. Evet. İlk kez böyle bir ilk olabilir. Cevap geldi. Niye? Neden? Ya geleceği görmek istemezdim çünkü yaşayarak görmeyi isterim. Yeşil kapağı. Geçmişte ne? Geçmişte de vardır bir şey.
İnsan seçemiyor çünkü. Ama seçmek şey olsa zaten herhalde. Afisini insan değiştirir yani. Herkes seçemiyor çünkü. Peki duruşmaya çıkmak mı, kamera karşısında olmak mı? Şimdi duruşmadan duruşmaya fark var. Hangisinden hangisinde fark var? Şimdi ağır cezaysa ağır ceza duruşmasına çıkmak. Bizi çıkmadı ya, bilmiyoruz ya. Ne fark var onunla? Bizim için hepsi aynı çünkü. Ya bir başkan oluyor, orada daha sözlü yargılama, hani konuşarak, ifade ederek, vücut dilin, her şeyin orada önemli. Ortam gergin mi? Gergin. Hiç sevmediğim o. Tabii, sana kıvar. Şu an bile titredim, yemin ediyorum. Ama kamera zor. Diğerinde peki? Öbürünü de unuttum bu arada ama. Yani diğeri de hani hukuk mahkemeleri ise kamerayı seçerim yani. Kamera kolay mı? Niye? Basit mi orada? Kolay o ya. Basit ya. Geçiyorsun. Söyle geç. Çorapla ıslak yere basmak mı, ayakkabıyla boka basmak? Çorapla ıslak yere basmak. Tercih ettiğin. Tercih ettiğim mi? Ha, tercih ettiğim de. Yoksa tercih etmediğim. Tercih etmediğim. Tabii ki de. Benim de. Peki, tek nefese soracağım bak bu soruyu. Zengin olup çirkin olmak mı, fakir olup güzel olmak mı? Zengin olup çirkin olmak. Her türlü. Herkes parayı seçiyor ya. Düzeltelim diyor. Aynen, para düzeltelim. Para olsun, düzeltelim. Bu soruyu değiştirelim. Aldatmak mı, aldatılmak mı? Önce aldatılmak, sonra tabii ki de aldat. Sırayla mı? Evet. Önce bir aldat, ikisinin de tadı farklı olur bence. İçemedim. Güzel cevaptı ama. Beceklemedim. Önce bir yaşayalım bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Önce aldatayım diye bir göreyim. Sonra ben fazla fazla çıkartayım. Zeki cevap gerçekten. Gayet güzel geçti bu bölümde. Evet, son bölüme geçiyoruz. Jelly Challenge'da bu haftanın konusu Türkçe pop. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Jelly Challenge'da bu haftanın konusu Türkçe müzik. Bu hafta Türkçe müzikten sorular gelecek. Soruları bilemediğimizde ortadaki şekerlerden her hafta olduğu gibi yiyeceğimiz bazı tatlar var. İyisi de var, kötüsü de var. Artık kısmet. Genelde biz 5'te 3 falan yiyoruz. Evet, 5'te 0 yaptım, çok oldu. Ağzımız artık alıştı. Çöp kutusu gibi. Bakalım sırayla sorular geliyor. Aykut, 2018 yılında çıkan Tuğba ve Ekinci'nin küresel ısınmanın önemine değindiği şarkının adı. Bilenler var. Yok bende. Kondom. Tamam. Limon galiba. Limon değil. Limon değil. Çok hevesli yemiştim ya. Baharat var. Kere yağdırdım. Evet. Ezgi. Benim etimle budum ne olsun? Aşk oyununda kötü ütüldüm gibi sözleri olan Aşkolik şarkısını kim seslendirmiştir? Kenan Doğulu. Çok emin söyledi. Hadise. Çok emin söyledi. Benim gibi bir aşağı kendi yazdı. O kadar emin söyledi. Kenan Doğulu. Limon büyük ihtimalle bu sefer kesin limon. Limon. Seninki karamelli patlamış mısır. Yok, tabii yok. Su. Limon değil. Küflü peynir o zaman. Olabilir. Evet, küflü peynir olabilir. Tarık Mengücü'nün çıkış yaptığı aynı zamanda bir meze ismi de olan şarkının adı. Şakşuka. Doğru. Şakşuka. Bana niye böyle sorular gelmiyor? Geliyor. Tamam. Şakşuka. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Sözleri hangi sanatçımız tarafından hafızamıza kazınmıştır? Hadi oğlum, bu çok basit. Şakşuka'dan daha basit. Şarkı çok I love you, I love you. Tamam, bu cahillik. Ümit Mesen. Doğru. Yani. Love you, yes, I love. 2012 yılında dünyayı sallayan Gangnam Style şarkısını seni yerim kullanmadan çatal kaşık taze ekmek hem de yan yam style'a sözleriyle Türkçe'ye uyarlayan sanatçımız kim? Öyle bir şarkı mı var? Kim yapar lan bunu?
Yam Yam Style. Yok. Atilla Taş. Aa doğru tamam, ya. Yaparsa o yapar. Doğru doğru tamam. Tam çökede kalan. Hayır o yapar doğru. Evet 2'de 2 mükemmel. Oo, süperim. Yam Yam Style doğru bak hatırlamış bunu. Ama ham çökerekten bilmeliydik yani. Bozulmuş süt olabilir. Sabun. Sabun bence. Bozulmuş süt, sabun, Hindistan cevizi. Ooo. Bozulmuş süt mü? Evet. Çünkü çok, peynirin çok üzerine yiyelim. Çok tadı geliyor bozulmuş süt. Evet, bozulmuş süt çok kötü. Zaten süt sevmem ki. Normalini hiç sevmem. Hadi bütün aşklar Alaturka inadına inadına darbuka sözleri olan Kız Kıvrak şarkısını kim seslendirmiştir? Tuba ikinci düzün değil. Yani sağ olun sadece değil. Sibel Can. Aaa. Bilmiyorum zaten. Ah. Musmur. Ya da şeftali. Aç lan bu. Bu tadını anlamadım ya. İyi en azından iki. Yani acı ama anlamadım tadını. Sen ne beni oyala ne omuz ovala işime bakarım. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi gibi sözleri olan Serdar Ortaç'a ait şarkının ismi nedir? Ama bütün şey yandı frekans. Ben şu an Serdar Ortaç diyecektim. Bir daha söyler misin? Ama ben cevabım Serdar Ortaç'tı çünkü. Sen ne beni oyala ne omuz ovala işime bakarım. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi gibi sözleri olan Serdar Ortaç'a ait şarkının ismi nedir? Yok. Poşet. Çok basit. Çok bariz de. Bir. Çek. Yok. Kulak kedi olabilir ama. Güzel olur, güzel olur. Kulak kedi güzel olur. Korkuyorum ya. Kulak kedi ya. 3'te 3 eder kulak kedi. Bu kadar. Dedim abi öf. Dedim kulak kedi diye. Ezgi. Evet. Ağaçların yazıp seslendirdiği şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turup. Öptüm seni şap şup gibi sözleri olan şarkının adı. Çok basit tamam. Basit. Ama bu yapılır mı yani? Bu... Basit ama çok basit. Aykut da bilir yani. Çikidem olsun. Doğru. Yani. Çöpü sen ye. Çeşir seni. Dedim ama, bilmem. Çok... Nasıl bilemedin ya? Ben de bilemedim. Çikidem olsun. Şarkıyı hatırlıyorum ama. Kötü bir şey. Ya. Köpek maması ya da puding. Köpek. %50 ihtimal var. Mama geliyor. Puding çok net belli oluyor. Yani. Puding değil. Mama da çok net belli oluyor. Ben kötü yedim. Bir şey değil bu. Puding oluyor. Kahveli yani. Tamam puding. Tamam puding oluyor. Baha. 2017 yılında çıkan henüz 3 yaşında bir kardeşim var seni ondan bile kıskanıyorum gibi sözleri olan Kıskanıyorum adlı parçayı hangi sanatçımız seslendirmiştir? Bu ne? Kıskanıyorum adlı parça. 103 yaşında kardeşim. Değil mi? Doğru. O mu lan şarkı? Biliyor musun? Yok. Ama yani o kadar rahattın ya. Şarkı geldi aklıma. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hakkı Bulut. Ne alaka ya? 103 yaşında. Seni ondan anlıyor. Bu ne ya? Çürük yumurtada tereyağlı patlamak mısır. Patlamış mısır. Kötüymüş lan. Kötü ya patlamış mısır. Bu da iyisi yani düşün. Çürük yumurtada. Kırmızı hariç hepsinden yedim ben ya. Aykut. Çok kötüymüş lan. Çorabımın teki hala yok. Başkası var mı? Vallahi yok. Gazetemindeki nerede yok. Kafamda var ama bursum yok. Gibi sözleri olan Şiki Şiki şarkısını hangi pop sanatçısı seslendirmektedir? Çok önemli. Bu şarkıyı yaparsa Budak Kut yapar. Emir. Emir kim lan? Emir ya. Pop sanatçısı. Hiç bilmiyorum ben. Tamam. İyi o zaman hadi Emir ye.
Tutti Frutti bu ya. He, kusmuk. Tutti Frutti'nin karşılığı o oğlum. Kötü bir şey. Kusmuk o zaman. Ama lemonu yok. Kusmuk. Direkt kulak kirim üzerine gider ama. Valla ağzım tat almıyor artık ya. Ezgi. Hevesliymiş. Sensiz nasılım bak bana, gel de bir çorba yap bana, madem öldürdün akbabam olmasın gibi sözleri olan akbaba şarkısı hangi sanatçımıza aittir? Ya çok mu aradın? İnşallah biliyorumdur yani. Yok yani bende bu. Ben atayım işte sen yalanla. Hande Yener mi? Nasıl attım ben? Değil mi ya? Nilkara İbrahimgil. Aa evet ya, Nilkara İbrahimgil. Baha da yazdım bence. Oooo. Yo onu bir yesen. Kusmuko. Ciddi yani. Misin? Ama tuttu fritti de olabilir. Olmaz olmaz. Buna benziyor mu? Evet evet, kulak kiri o. Sen bir ye, kötüyse ben de yerim. Yiyeceksin ama. Nasıl? Bu çok kötü. Ben bunu mümkün değil. Aha bu ne lan? İlk defa geliyor lan bu. Oğlum kir olmaz inşallah. Kir galiba. Sosis de olabilir. Dışarıda mevzu var. Ben tadını almadım ha. O zaman güzel bir şey. Hiç alamadım yani, ne kötü ne iyi. Sosis olabilir. Neyse yoksa. Senin kulak kiri belli. O net kulak kiri. Kötüydü ne bilmiyorum. Çok kötü. Çünkü daha önce kulak kiri yemediğim için alabilir o. Net kulak kiri. Gökhan Tepe'ni seslendir diye. Pantolonunu çok sevdim, çıkar onu bebeğim. Gömleğini çok sevdim, çöz onu meleğim. Sözlerinin geçtiği şarkının adı. Erotik. Nasıl bir şarkı? Neymiş? Neymiş? Bayıldım. Nasıl erotik koyarım. Ben aslında erotik koyarım adını yani. Ne saçma bir isim ya. Başım dönüyor. Ne süttür ya. Sıkıntı bir beyaz zaten. Bozunu süt ye ye. Bozunu süt. Çok, çok keskin çok geliyor. Çok kötü ya bozunu süt. Çok, çok, çok net geliyor ya. Evet. Gitmiyor ağızdan. İsmail YK'ya ait olan Şapur Şupur şarkısının nakaratı nedir? Beni öp, evet. Ye olabilir. Öp edebilir, ye edebilir. Lıkıl lıkıl beni iç var. Tamam bak, tamam. Lıkıl lıkıl beni iç var. Kütür kütür. Ama yerleri nerede bilmiyordum. Fark etmezsen ver be. Kütür kütür kütür. Şapur Şupur beni öp. Yok öp değil. Şapur Şupur beni ye, lıkıl lıkıl beni iç. Kütür kütür. Yok çıkma, ben de çıkmaz ona kadar. Şupur şupur beni öp, çıtır çıtır beni ye. Onlar acı ben tatlı, benden başka böyle var mı? Lıkı lıkı yokmuş. Lıkı 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 gidiyor oğlum. Hatmi ya da şey. Oğlum Hatmi tek zaten. Tek. Alternatif yok. Güzel anlatım, yenir. Sol yanağım uyuştu ya yemekte. Böyle bir şey ki, önceki yediklerimin tadı geliyor abi. Böyle o kalanlar bile hepsi... Ya hatmi mi? Hatmi ya. Baharatlı bir şeydi. Hmm. Güzel tuttu ama kötü değil. Sarılmandan belli kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı çeksen elini sözleri olan şarkıyla mankenlikten şarkıcılığa adım atan mankenimiz kimdir? Basit yani. Ayşe Hatun Anam. Doğru. Son soru mu ya? Evet. Tüh ya. 5'te 4 mü? Hmm. Neyse. Bizden daha kötü bir konuk denk geldi gerçekten. Kaliteli sorular. Bak çakarsam oturursun adlı şarkı kime aittir? O ne ya? Filmde değil mi lan? Oğlum ilk defa duydum ya. Bak git bu. Neydi lan o? Oğlum bak git o. Oğlum bak git var değil mi? Film vardı öyle. Bak çakarsam oturursun. Evet. Kim yapar böyle şarkıyı?
memlekette. Kim o ya? Bende de yok. Hiç aklına bir isim gelmiyor ya. Boş ver iyi. Bunu kim yapar? Mustafa Topaloğlu. Nasıl aklıma söyle. Çılgın Sedat. Ama yani gerçekten bir de o yapar. İkincisi de olur. Bir diyor. Dönem survival'dı. Uf, ya puding ya. Köpek maması. Çok koyu. Ha, puding. Puding mi? Şans. Tat almıyorum artık ama puding yani. Herhalde puding. İyice şey oluyor ya. Ben de 3 tane falan yedim ha. 3'te ben, 3 ya da 4 ben yedim. Ben neyi bildim? Neyi bildiğimi de hatırlamıyorum. Cihalesin zirve yaptığı program. Ümit Besen'i bildim. Başka? O kadar. O kadar. Başka diyorum. Özür dilerim. O da düşünüyor. Başka yok. Şey, İsmail YK'yı yakaladım ama en azından kartım birazını. Bu da kötü geldi yani. Puding bile kötü geldi ya. Ağzım böyle metal oldu ya. Evet. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür ederiz geldiğin için. Biz ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Var. Resmi olarak buradan dönemiyorsun. Kapanış olarak yapayım. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.